Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Efe. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar toprakta eki nasıl yaparız? Eriyen bant nedir? Nasıl kullanılır? Hangi şartlarda kullanılır? Toprak altında kalacak eklerimizi nasıl muhafaza etmeliyiz? Bunlarla ilgili bir kendi deneyimlerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, eriyen bant su altında kullanıldığı zaman, yani üzerindeki şu izolesi, şöyle göstereyim size. Bu izolesi çıktıktan sonra kabloyla bitişir arkadaşlar. Zamanla erir. Sakız gibi olur arkadaşlar. Kaliteli ise eğer bantınız. Bu şekilde aralardan su almaz. Sizin ekinizi toprağın altında, tamamen su ortamında değil de nemli ortamda, içine su girmesini, kısa devre oluşmasını veyahut da kaçak akımınızı attırmanız, yani toprakla bir kaçak vermesini engellemiş olur. Bu durumlarda kullanılır. Normalde yaptığımız toprak altında buatları yapılır. Buatların içine de reçine dökülür arkadaşlar. En sağlıklı sudur. Ama böyle tekli eklerde reçine kullanamayacağımız için eriyen bant kullanıyoruz arkadaşlar. Onu da nasıl yaptığımızı size biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir uygulama halinde. Bu lambaları değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz için ek yapmamız gerekiyor. Şöyle eklerini güzel bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biz yıllardır eriyen bant kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten faydasını gördük. Yani eğer dışarıdaysa ekiniz, nem, rutubet, yağmur alacaksa kesinlikle ve kesinlikle eriyen bant kullanmanızı tavsiye ederim. Daha hastalığımız geçmedi Kadir ya. Havalardan. Evet. Havalar böyle devam ederse. Arkadaşlar, güzelce önce izole bantımız, bizim vazgeçilmezimiz, izole etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Basitten peki yapıyorum. Ekin kalınlığı benim için önemli değil. Bir boru fayatlı bir şeyin içinden geçirmeyeceğim için ekimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Eğer bir boru falan içinden geçirecek olsaydım, ince ek yöntemleri var, onları kullanırdık. Yani o şeyde ilerlerdik. Ama... Peki Ali Bey, bir şey soracağım. Belki buyurun, seyircilerimiz de merak eder. Bandın ömrü ne kadardır? Yani şöyle söyleyeyim. Eriyen bant mı daha sağlıklı, yoksa normal izole bant mı? Arkadaşlar, yani Kadir, şimdi aldığımız bantın kalitesi çok önemli. Eğer bantımız kalitesi ise çok çabuk bu şekilde ısı değişimlerine çok... Peki yani bunu tabii biliyoruz, alıyoruz elimize, ama bunun kaliteli ya da kalitesiz olduğunu nasıl anlarız? Bunu yani anlamamızın tek yani şartı dokunmak, hissetmek ve markalara yönelmek arkadaş. Yani bilindik markalar, evet, diyorsun. Marka mesela 3E'nin kullanırız. 3M'in. 3M. 3M gerçekten kaliteli bantlar üretiyor. Evet, bu çift taraflı yapışkanlı bantları da. Evet, onlar zaten da onlar da efsanedir onun, yani çift taraflı bantı. Onlar da çok güzel diyorlar, evet. Hatta böyle kanalların arkasında 3M markalı. Evet. Çift taraflı bant olursa dubel falan atmaya bile bazen gerek kalmıyor. Yani eğer evet, kablo yükü fazla değilse. Doğru. Arkadaşlar şimdi bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde bir himayesi var. Bunu çıkardıktan sonra artık bu bantı kullanabiliriz. Bu bantı kullanırken arkadaşlar 1/3 oranında açtırmamız gerekiyor. Yani esneklik mi var yani? Evet. Şöyle diyeyim. Şöyle şamrel sarar gibi. Şimdi insanlar bilir mi bilmem, eskiden biz su hortumlarını şamurel bağlardık şeylerden, lastiklerden şamurel keserdik. 1/3 oranında gerdiriyoruz arkadaşlar. Ki olduğu yere güzelce yapışsın diye. Bu bant çalışıyor sürekli Kadir. Bu zamanla şimdi bu şekilde kalmayacak. Mesela şu an hiçbir şey yok. Hı. Zamanla çalışacak bant. Yani yapışmaya başlayacak, birbirini kaynamaya başlayacak. İzleyenler için, zaten onu merak eder. Evet. Onu da merak ediyordur da yani. Başladığımız ve bitiş noktamızı görüyorsun. Hiçbir tarafından su geçirmeyecek şekilde. Üzerine mutlaka ve mutlaka biz dışarıda kalacak, ısı maruz kalacağı için bu şekilde bırakırsak bu deforme olacaktır. Üzerine izole bantla izole ettiğimiz zaman altında tertemiz bir şekilde durur eriyen bantımız. Sen bir de bir soru sormuştun. Yani nasıl bunun süreçleri, bozulur mu hemen, ne zaman değiştirmemiz gerekiyor? Evet, evet. Bu ekin ömrü ne kadardır diye. Evet, doğru, doğru Ali Bey. Eğer bantınız çok kaliteli ise bunu bir daha açmanıza gerek yok yani. Kullanım ömrü kadar
çalışabilir bu. Onun için yani kaliteli bir şey alırsanız eğer hiçbir şekilde açmanıza gerek yok. Daha kalitesiz bir şey de olsa yani en kötü arıza verdiği zaman açarsınız gene arkadaşlar. Periyodik bir bakımı veyahut da bir şeyi yoktur. Evet, bu şekilde böyle kaldı. Artık bu sudan etkilenmeyecek bu ekimiz. Toprağın altına gömebiliriz gönül rahatlığıyla. Şöyle. Toprağın altına gömdük. Burada sürekli suya maruz kalacak. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.